Şimdi belediye başkanının kapısı herkese açık olmalıdır dediniz ya tam da böyle bir tartışma vardı birkaç hafta önce Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkan adayıyla e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı arasında e, Burcu Hanım dedi ki dem partiler hariç herkese kapılarım açık olacak kazanırsa dedi. Sonra da Sayın İmamoğlu dedi ki e, böyle bu kafayla ya kendine başka parti <laughs> bulacak ya da e, başka bir iş bulacak e, insan ayırmamalıyız kabiliğinden bir konuşma yaptı. Siz belediye başkanı yeniden seçilirseniz Dem Parti hariç herkese kapılarım açık mı diyeceksiniz yani yoksa? Şimdi Şöyle e, Candaş Bey 5 yıl belediye başkanı yaptın kimseye kapılı olmadı ki zaten. Şöyle görüşlerini beğenmeyebilirsiniz kızabilirsiniz e, yani her şeyi söyleyebilirsin o iş ayrı bir şey ama seçildikten sonra herkesten vergi alıyorsunuz herkesten para alıyorsunuz ve onların adına idare ediyorsunuz. Böyle yaptıktan sonra herhangi bir kişiyi ayırırsanız bu kul hakkına girer. Dolayısıyla hiçbir belediyede gelen kişiye önce bir kimliğini çıkart. Ya da bana parti kaydını göster. Nerelisin, hangi mezhepsin, hangi ırksın bunlar sorulmaz. E, Ruzes çıkarılır. Ben Burcu Hanım'ın da büyük ihtimalle aynı şeyi kastettiğini yani demle ben işbirliği yapmam hüda ee, Hüdapar'la işbirliği yapmam anlamında söylediğini düşünüyorum. Çünkü hiçbir belediye başkanı bu şekilde sen gel, sen git diye bir şey olmaz. Bu terör hassasiyeti ruh hassasiyet Bende de var açıkçası yani. Ama e, seçildikten sonra e, ben polis değilim, e, emniyet mensubu değilim yani. E, bir de öyle bir şey yok. Su faturası e, ödemeye gelenler, dur hele bakayım ödeme. Şimdi son tartışması o. Sayın Cumhurbaşkanı hani Nin oy verirsiniz daha rahat edersiniz yoksa sıkıntıya düşersiniz dediği gibi o zaman oy vermeyenlerden vergi de almayacaksınız para da almayacaksınız yani böyle bir mantık olmaz kamu idaresi bu tür şeyleri affetmez belediye başkanı herkesin kapısı açık olur ben Burcu Hanım'la da görüştüm yani net bir şekilde benim gibi düşünüyor yani ben terör karşı hassasiyetimi ifade ederken bu şekilde konuştum ama tabii ki Afyon'da herkese söylüyorum. Herkese kapımız açık. O manada bir sıkıntı olmaz. Herkese hizmet vermekle mükellefiz diyorum. Siz Ankara için de aynı şey söylüyorsunuz. Yani 5 yıl yaptım. Göreceğiz sonuçlarını. Bana bir Allah'ın kulu, biz oy vermedi e, diye bize hizmet etti diye bilen birisi varsa çıksın. Muhtar olur, ilçe başkanı olur, ilçe belediye başkanı Bir kişi çıksın. Yeminle söylüyorum, hiçbir ilçeye ya da köye giderken buradan ne oy çıkıp çıkmış diye bakmadım. Bir de bu pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı falan olunca ben Ankara'yı köy köy gezdim. Ankara'lı çok şaşırdılar. Hatta bu kadar böyle hani bir belediye başkanı bir araba bir şoförle köy köy gezdiğini gördüler ve şaşırdılar. Benim için ben şöyle bakıyorum. O köyde kanalizasyon açık attan akıyorsa orada çocuklar oyun oynuyorsa salgın hastalık olma tehlikesi varsa oranın nereye oy verdiğini ne önemi var sanki? Ne önemi var değil mi? Siz onu yapmakla mükellefsiniz. Eğer vicdanınız varsa bu ayrımı yapmazsınız. Ki ben bu ayrımı da hiç yapmadım. Zaman zaman e, rakamlar çünkü ortada. E, o Mansur Yavaş ne yaptı? Kom adresimizde hepsi var. Açıp bakabilirler. Hiç oy almadığımız çok ay, e, az oy aldığımız yerlere ne kadar asfalt ne kadar ne, yani ne yaptıysak hepsi orada görünüyor. Köylere kadar görünüyor. Dolayısıyla ayrım yapılamaz ama terör hassasiyeti. Ben sizin programınızda da söyledim hatırlarsanız. Evet. Yani biz teröristlerle. Evet. E, ne PKK'yı ne Hizbullah'ı savunan kimseyle yan yana gelmeyiz. Oy vermesinler dedi. Ne, net bir şekilde. Hayır onların oylarıyla seçileceğimiz seçilmeyeyim yani böyle bir şey yok. Bu terör hassasiyedir. Türk bayrağına, İskal Marşı'na saygı duyan e, her zaman artık moda oldu. Milli takım sevindiği zaman sevinen herkese yan yana geliriz. Siyasetten de yan yana geliriz ama kamu hizmeti siyasetten yan yana gelinecek bir yer değil. Hizmet farklı bir şeydir. Biz seçim kazanmak için bu gruplarla yan yana gelmeyi son günlerde bu çok kullanılmaya başladı. Şey diyorlar. Sizin için bir Ankara Belediye Başkan adayı diyor ki Dem Parti ile ittifak yapan, demin emrine himayesine giren bir büyükşehir belediye başkanı diyor. E ben de şunu gösteriyorum kendisine. Bakın. Dem Partisi'nin açıklaması. Diyor ki Amacımız Mansur Yavaş'a seçim kaybettirmek diyor ve bunlar aday çıkarttılar Ankara'da. Hı. Bunu nereye koyacaksınız? Ama aynı görüşleri savunan Hüdapar var. Ben aynı kanaatteyim. Beni şikayet ettiler seçimle böyle konuştuğum için. Aynı görüşleri savunuyor. E, o şimdi Cumhur İttifakı 6 nokta seçim kazansın diye aday çıkartmadı Ankara'da. Siz şey seyrettiniz mi? Seçim sürecinde bir, bir, bir birkaç hafta önceydi yanılmıyorsam. Sırrı Süreyya Önder'in bir konuşması var. Size yönelik de bayağı sert e, bir söylemi var. Yani şöyle yani o böleceğiz, parçalayacağız. Eyvallah. E, o bizi sevmiyordur. Biz de kendilerini sevmiyoruz ama sevmememiz e, kavga etmemiz anlamına gelmez. Benden hoşlanmayabilir. Ben de kendisinden hoşlanmıyorum açıkçası. Hoşlanmak zorunda değil insanlar birbirini sevmek zorunda değil ama herkes birbirinin makamına saygı duyacak açıkçası demin emrine himayesine giren Büyükşehir Belediye Başkanı olma sö şeyine e söylemine karşı bir cevabınız var mı? Aynıya baksın diyorum. Yani demin görüşleri Hüdapar'ın görüşleri aynı. Dem benim karşıma aday çıkarıyor. Tek amacımız Ankara'da Mansur Yavaş'a seçim kaybettirmek diyor. Ama da aynı görüşleri savunmasına rağmen e Turut Altınok'u seçim kazandırmak için her şeyi yapıyor. Yani iki yüzlü siyasete gerek yok. Bizim ne demle işimiz olur, ne başka birisiyle işimiz olur. Hizmet noktasında herkese hizmet ederiz. Benden memnunsa, kim nereye oy veriyorsa versin 6 milyon insanı da oyuna talibim seçileceğim ve 6 milyonu da hizmet edeceğim. Ama böyle himaye mimaye lafları biraz seviyesiz siyaset. E seviyesiz siyaseti yapanları geçen seçim gördük. PKK'lar sayaç okuyacaktı. Herhalde yakında ona da başlayacaklar gene. Ee, ayıp böyle şeyler. Beş yıl geçti. ne NPKK'lılar sayaç okudu. Ankara'nın tertemiz vatansever gençleri sayaç okudu. Bunu söyleyenlerin de eline yüzüne bulaştı. Gene bu, bu söylemedik devam ederlerse kendi yüzlerine bulaşır. Ee, açıkçası bunlar ayıp şeyler. Bir de benim kimliğimi biliyorlar. Beni tanıyorlar. Zaten ne söylerse söylesin. Mansur Yavaş'ı bu yan yana zaten gelmiyor. Vatandaş da inanmıyor. Ee... Siz 2019 belediye başkanlık seçimlerinde su fiyatlarını indireceğinizi evet. vaat etmişsiniz. Fakat indirmemişsiniz. Tam da bu dönemde rakibiniz Turgut Altınok %50 su fiyatlarında indirim yapacağım diyor. Birincisi neden vaat yani seçim sonucunda su fiyatlarını indireceğim deyip indirmediniz? İkincisi %50 indirilebiliyorsa bu fiyatlar siz niye indirmiyorsunuz? <laughs> İndirilip indirilmeyeceğini göstereceğim. Bütün e, Türkiye görsün bunu. 1.6 dolardan sattı AK Partili belediye başkanı daha önceki yıllarda. Yani şu anda 50 liranın üzerinde tonu. Daha sonra Mustafa Sonu bunu 0.94'e indirdi. Şu anda bizim fiyatımız 0.70. Hala 0.70. Ayrıca eski dönemde uygulanmayan bazı özellikler var. Nedir uygulanmayan özellikler? Sosyal yardım alan 200 bin aileye tonu 1 lira. 10 ton 10 liradan veriyoruz. Deprem sedelere 10 liradan veriyoruz. Emeklilere de 10 tonu 10 liradan veriyoruz. Su pahalı falan değil. Birincisi bu. %50 indirilirsen... Yüzde indirilirse ne olur? Onu göstereyim şimdi Ankaralılara. Bizim askenin toplam gideri var. Yani yatırımlara falan bırakın Polat su götürüyoruz. Bir, bir, sürü yeri sel basıyor. Altyapı yapıyoruz bir yandan. Şu anda e, personel giderimiz 400 milyon lira. Elektrik ödemesi 200 milyon lira. Aylık standart bu. İşme suyu ve atık su arıtma gideri 50 milyon lira. Kredi geri ödemeleri 120 milyon lira. Diğer sabit giderler 400 milyon lira. 25 bölgenin onarımı, arıza, yeni işme suyu ve kanal hattı, kanalizasyonları falan da kapatıyoruz ya. Toplam aylık gider 1 milyar 170 milyon lira. Şu andaki gelirimiz 100 milyon lira. 1 milyar 100 milyon lira. Ucuz mu satıyoruz, pahalı mı satıyoruz? Zarar ediyorsunuz.